Ben doğrusu AKP'nin Irak ve Suriye bağlamında ne yapmak istediğini hala doğru dürüst anlayabilmiş değiliz biz. Neden? Çünkü biz başka kampını kurduk işitle mücadele için. Başika'da biz peşmergeleri eğittik. Peşmergeler Musul'un ilçelerini aldı ve bölgesel Kürt yönetimine kattı. Yani Türk Türk ordusunun Başika'daki varlığı peşmergeye toprak kazandırmak mı olmalı? İki, ne yapılmak isteniyor? İşit sonrası dönemde Musul ve Kerkük alınıp bölgesel Kürt yönetimine katılıp Türkmenler acaba bölgesel Kürt yönetiminde bir azınlık mı yapılmak isteniyor? İki, şu anda bölgesel Kürt yönetimi esasen sınırlarını ile birlikte neredeyse yüzde kırk genişletmiş oldu. Kerkük'ü fiili olarak, güvenlik olarak kontrol ediyorlar. Musul'un çok büyük bir bölümünü almış durumdalar. Yani Dicle Nehri'nin doğusunda Barzani mümkün şartlar el vermesi halinde, mümkün olması halinde bu yıl bağımsız bir Kürt devletine gitmek istiyor. İkinci Kürt devleti ise Fırat Nehri'nin doğusunda oluyor. Fırat Nehri'nin doğusunda da Suriye'de eğer yine şartlar el verirse Suriye'deki görüşmeler batarsa, çökerse PYD devlet olmak istiyor. Şimdi AKP döneminde bunlar oldu. Bir zamanlar Barzani ile ilişki kur kurmamak için köşe bucak kaçıyorlardı. Şimdi halı seriyorlar. E şimdi PYD ile de keza benzer bir sürece girebilecekleri den biz şahsen endişe duyuyoruz. Çünkü girmeyeceklerinin bir garantisi yok. Bu ABD'nin PYD korumacılığı, Rusya'nın PYD eksenli Suriye'ye bakma politikası hem Irak'ta hem de Suriye'de yeni bir dinamik ortaya çıkarmıştır. Bu Türkiye'nin ne kadar aleyhinedir? Onun takdirini kamuoyu elbette yapacaktır. Ama biz bu konuyla ilgili daha olay başlangıcında olayın nereye gideceğine ilişkin bütün... Hatırlayacaksınız hep uyarlarda bulunduk. Çok açık konuşuyoruz. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü parçalamak için PYD her türlü adım atıyor. Lavrov'un Astana'da sunmuş olduğu haritada bir federal yapıyı çağrıştıran bir oluşum, bir otonomi oluşum, kanton oluşumu öngörülüyor. Biz daha uykudan uyanmadan belki de dibimizde bazı oluşumlar vücut bulmuş olabilir. Maalesef Irak'ta olanlar daha hızlı bir şekilde Suriye'de cereyan ediyor. AKP Kuzey Suriye'yi Kuzey Suriye'de PYD'den rahatsız onu Barzani'nin kontrolüne sokmak istiyor Kuzey Suriye'yi. Yani Kuzey Suriye'de Barzani'nin kontrolünün PYD'den daha ala olduğunu düşünüyor. İşin özü budur. İkincisi bizim Rakka operasyonu ile ilgili çok kritik bir gelişme oldu. O da Esad bizim Elbap operasyonu tamamlandıktan birkaç gün sonra Membiç'e doğru bir hareket içerisine girdi. Dolayısıyla şu anda Esad'ın ordusu da Membiç'e dayanmış bulunmakta. Dolayısıyla Rakka'ya Elbap üzerinden gidiş zaten mümkün değil. Biz hep eleştiriyoruz. AKP'nin önceliği Rakka değil. Arkadaşlar ben size açık açık söyleyeyim. Bir zamanlar biz Kerkük'e asker göndermek istiyorduk Irak zamanında. ABD bize dedi ki siz Kerkük'te ne işiniz var? Asker mi göndermek istiyorsunuz? Karşıydılar tamamen Türk askerini. İlla mı istiyorsunuz? O zaman Ambar'a gidin dediler. Şimdi biz PYD alanı ile ilgili esasen hesaplar yapılıyor. Oraya karışmayın diyor. İlla mı bir şey yapacaksınız? 220 kilometre aşağıda Rakka'ya gidin diyor. Ambarla Rakka mantığı aynıdır. Türkiye'nin müdahalesine gerekçe açısından. Ve hiçbir zaman bunlar maalesef konuşulmayan konulardır. Türkiye'nin girmesini istemiyorlar. Zaten Türkiye'nin girmesi de yanlıştır Rakka'ya. Türkiye'nin Rakka'da ne işi var? Türkiye'nin Türk askerinin Rakka'yla ne alakası var? Bu şu anlama geliyor. Amerika'ya Amerika'ya şirin gözükmek. Belki biz orada bir şey yaparsak ABD'de bize PYD ile ilgili olan irtibatta bizim lehimize bir tutum takınabilir. Anlayışından kaynaklanıyor. Yanlış anlayıştır. Sizi bir zaman nasıl ki Kerkük yerine Ambar'a yönlendirdiyseler, şimdi sizi Membiç yerine Rakka'ya yönlendiriyorlar. Bir oyun var. Büyük bir oyun. Maalesef Buna bir stratejik göz lazım görmek için. Bizim Türkiye'de bu oyuna bakacak yetkili gözler kör olmuş. Görmüyorlar. Göremiyorlar. Göremedikleri için sorun çıkıyor. Yoksa Membiç'te siz sizin karşınızda PYD, Taşeron. Membiç'te Amerika Birleşik Devletleri var. Siz Taşeron'la iş götüremezsiniz. Onun arkasında ABD var. Görüşecekseniz ABD ile görüşeceksiniz. Burada bir diretme var. Yani aşağıdan o koridoru öyle veya böyle tesis etme yönünde bir iradenin olduğunu hala ondan vazgeçilmemiş. Evet. Yani Fırat'ın doğusunda ikinci bir Kürt devletine tamam ama koridorun olduğu bir devlet isteniyor. Bu objektif bir değerlendirmedir. Bizim tercihimizle alakalı değildir. Arazideki var olan değerlendirme budur.